Günün 6. koşusuna. Erkek tay deneme koşusuna katılacak olan 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları piste çıktılar. 1 numarayla Sayın Şerafettin Gelik'in Beretta isimli tayı Olivia Poirier ile. 2 numarayla Sayın Özdemir Atman'ın Bot Pilot isimli tayı Halis Karataş'ta. 3 numarayla Sayın Adem Erdölek'in Bull Market isimli tayı Ahmet Atçı ile. 4 numarayla Sayın Derya Turgut'un Elektör isimli tayı Selim Kaya ile. 5 numarayla Sayın Celalettin Alkan'ın Flying Castle isimli tayı Ertuğ Can Kılıç'ta. 6 numarayla Sayın Tarık Aydın'ın Golden Mane isimli tayı Şinasi Gökçe ile. 7 numarayla Sayın David Franco'nun Narino isimli tayı Süleyman Aktı ile. 8 numarayla Sayın Özdemir Atman'ın Nedim isimli tayı Mümin Çılgın'la. 9 numarayla Sayın Erol İçingir'in Northern Danger isimli tayı Saadettin Boyraz'la. Ve 10 numarayla Sayın Necdet Nare'nin Tender Sun isimli tayı Akın Özdeniz'de erkek tay deneme Golden Mane kulvarındaki yerini almak üzere. Ve Baksın dışında yalnızca Beretta kaldı. Beretta kulvarına çok yakın. O da kulvarındaki yerini almak üzere. Taylar start hakemi emrine girdiler. Bu arada Bolt Pilot ön kapağı vurdu. Halis Karataş'ı düşürdü ancak start ilgilileri Bolt Pilot'ı yeniden yedeklediler. Halis Karataş da ayağa kalktı. Bolt Pilot yeniden Baks Mahalli'nin geri planına getirildi. Halis Karataş da yeniden binek durumuna geçecek zannediyorum. Diğer taylar Baks'ın içindeler. Evet, Halis Karataş yeniden binek durumuna geçti. Ve Bolt Pilot bir kez daha giriş hazırlığı yapacak. 2 numaralı Bolt Pilot giriş hazırlığını tekrarlıyor. Diğer taylar kulvarlarındaki yerlerini almış durumdalar. Bolt Pilot ön kapağı vurarak çıktı ancak start ilgilileri hemen Safkan'a hakim oldular, yedeklediler. Karataş da yeniden binek durumuna geçti ve giriş hazırlığını tekrarlıyor 2 numaralı Bolt Pilot. Erkek tay denemeye katılacak olan diğer taylar kulvarlarında bekliyorlar. Bolt Pilot giriş hazırlığını tekrarlıyor. Kulvarına çok yakın Bolt Pilot ve Baks içindeki yerini de aldı. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Northern Danger 1 boy, Elektör 2 boy kadar geç yarışa başladı. Beretta ve Flying Castle arasında liderlik mücadelesi izliyorum. Evet, Flying Castle koşunun liderliğini aldı. İç kulvarda Bull Market, dışında Beretta'yı görüyorum. Daha sonra Nedim, daha sonra Bolt Pilot, daha sonra Narino sırasıyla son 1200 metre geçiliyor. Flying Castle koşunun lideri Beretta ikincilikte görüyorum. Üçüncülükte Bull Market var. Dördüncülükte Nedim. Beşincilikte evet Bolt Pilot'ı görüyorum. Ve son 1000 metre geçiliyor. Dış kulvarda Beretta, iç kulvarda Flying Castle arasındaki liderlik mücadelesi sürüyor. Üçüncülükte Bull Market hemen dışında Nedim'i görüyorum. Bunların sağlarında Bolt Pilot var. Ve son 600 metreye doğru, son 800 metreye doğru geliniyor. Şimdi dış kulvardan Beretta dolandı geldi. Flying Castle'la tek tay gibi oldu. Bunların dışından da evet şimdi Bolt Pilot'ın gayretlerini görüyorum. Son 600 metre geçiliyor. Beretta koşunun liderliğini aldı. Dış kulvardan da Bolt Pilot ikinciliğe girdi. Taylar şu anda son düzlükler, orta kulvardan Bolt Pilot geliyor. İç kulvardaki Beretta'yla liderlik mücadelesi yapıyor. Bunların evet dışlarından Golden Mane'in ve Bull Market'ın da gayretleri var. Son 200 metreye doğru geliniyor değerli seyirciler. Bolt Pilot koşudaki liderliğini koruyor ve son 200 metreyi lider olarak geçiyor. İç kulvarda Beretta'nın gayretlerini görüyorum. En dış kulvardan Tenderson'ın da atakları var. Ancak son 150 metre içerisinde Bolt Pilot rakiplerinin 4 boy önünde ikinciliğe Tenderson girdi. Koşunun son metreleri erkek tay denemeyi Bolt Pilot kazandı. Tenderson ikinci, Beretta üçüncü, Bull Market dördüncü. Evet değerli izleyiciler, 1996 senesi erkek tay deneme koşusunu 2 numaralı Bolt Pilot Halis Karataş'ta kazandı.